Sayın izleyiciler, Gaziantep Nizip ilçesinde Bilecik Barajı'nın kıyısında kurulan Aşağı Çardak köyümüz Tümşehir yasasıyla Aşağı Çardak mahallesine dönüştü. 30 Mart 2014 günü yapılan seçimlerden sonra burada muhtar seçilen Abdi Bakır ile Bilecik Barajı'nın kıyısında röportaj yapıyoruz. Öncelikle muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, burası cennetten bir köşe. Tabii ki cennet tabii. Evet, değil mi? Cennet, ta cennetin, evet, ta kendisi diyebiliriz. Ta kendisi. Yani tarihi Zeguma, evet, kalıntıları, evet, arka tarafta, evet, sayın izleyiciler, sizlere, evet, şöyle göstereyim. Bu oturduğumuz yerden gözüküyor. Evet, Zeguma'yı görüyorsunuz. Orada Zeguma tarihi, yani dünyanın da turizm kültür şeyine giren, değil mi efendim? Evet, evet, evet. Ancak burası gördüğüm kadarıyla herhangi bir hizmet almamış. Hayır. Turizme kazandırılmamış. Hayır. Değil mi muhtarım? Bunu size soruyoruz. Evet. Burada ne gibi, bu turizmle ilgili, turizme kazandırılması ile ilgili ne gibi fikirleriniz ve önerileriniz var? Burada kimleri göreve davet ediyorsunuz? Ya tabii ki yerel yönetimlerden bu isteğimiz bu. Bugün bu barajın gölün kenarında, yani su sopurları yapılır, turizme yönelik. Biz görüyoruz, hani değişik illerde görüyoruz. Su olmadığı halde değişik sporlar yapılıyor. Ama bizim buralarda istediğimiz yerel yönetimlerde bu gölün kenarında turizme yönelik, tarihi bir eser, bir Zeguma vardır. Evet. 20 kilometre ilerisinde Rum Kalesi var. Evet. Bunu yani istiyoruz ki, yani bu Sayın Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan istihdam ediyoruz. Buralarda bir el atsınlar turizme yönelik. Kazandırsınlar. Yani buraları kazandırmak istiyoruz. Köylü açısından iyi olur. İş alanları sağlanır. İstihdam sağlanır. İstihdam sağlanır. Evet. İşçiliğe yönelik bir, yani köylerimiz boşalmaz, hep köylerimiz boşalmış. Zaten barajdan dolayı bayağı bir göç verdik. Şu anda gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Ulaşım açısından sıkıntı yaşıyoruz. Yol durumlarımız sıkıntı. Ama bunlar yapılırsa beraberinde yollarımız yapılır. Evet. Ekonomik düzeyinde de köylerimize bir katkı sağlar. Bunları bekliyoruz tabii. Yol demişken, yani sayın izleyiciler, bir gazeteci olarak Aşağı Çardak köyüne, evet, geldim. Ancak, evet, yol o kadar dar ki karşımdan bir araç geldi. Aracı, evet, sağ tarafa, evet, şarampole çektim. Evet. Öbür araç ancak geçti. Evet. Yani, evet, iki aracın yan yana geçmesi imkansız. Yani artı yukarı Çardak'tan aşağı Çardak'a döndüğümüz yerde sanki bir Surat Köprüsü var. O kadar orada, evet, dar. Doğru, evet, mu efendim? Köy, tabii ki, tabii, köy yolu. Ki. Tabii ki. Yani artı çok virajlar var. Yolun yani genişletilmemesi için hiçbir neden yok. Yani kayalık bir alan yok. Sırf toprak, yani çok kadar müsait yerler, evet, var. Evet. Bu yol neden bu kadar, evet, dar yapıldı diye yetkililere de buradan soruyorum. Yani sonuçta ve burada yine de sonu aynı bu sorun yetkili. Yani yetkililere, evet, bunu izah ediyoruz. Aynı zamanda burası grup köy yolları. 10-15, evet, tane, evet, köy var burada. Doğru mu? Evet, daha fazla. Evet, daha fazla. Artı, evet, Bilecik Barajı'na ilçeden geliş güzergahı burası. Burası gerçekten dünyanın cennet köşelerinden biri olmuş bu baraj, evet, sayesinde, evet, sayın izleyiciler. Yani insanlar buraya hafta sonunda veya günün her haftanın her günü kafa dinlemek için, tabii ki, aileleriyle birlikte, tabii, gelebilirler. Ki ortam, evet, o kadar, yani güzel ki şöyle sizlere göstereyim. Yani o kadar güzel ortamlar var. Karşıda da kıyılar var, görüyorsunuz. Yani muhteşem doğa harikası bir yer. Şurada, evet, şöyle çiçekler arasında kuş sesleri, doğa harika. Doğayla baraj bütünleşmiş, insanlara hizmet edilmesi için, evet, vatandaşlarımızı buraya, evet, davet ediyoruz. Bir de şöyle bir şey, yani bu bizim için büyük bir fırsat. Sağ olun bizimle ilgilendiğiniz, sorunlarımızı dinlediğiniz. Öncelikle size teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Bu arada turizmcilere de buraya davet ediyoruz. Evet, buralarda yatırım otobüs, amacıyla otobüs tur firmalı, tur firmalarının, evet, buraya mutlaka turistlerimizi getirmesini, evet, istiyoruz. İstiyoruz tabii, evet, ki yani bizim buranın insanları sıcakkanlı, gerçek misafirperver. Gerçek misafirperver, evet, sayın izleyiciler. Biz bunları, evet, tabii ki turizm anlamında burada yatırım yapmaları istiyoruz. Yardımcı oluruz. İslam, yani burada İslam sağlanmasını istiyoruz ki, burada. Mutlaka bugün, turizme bugün kazandırılmasını istiyoruz. Bugün bu güzel bir barajımız var, gölümüz var. Bugün Bodrum'da, Antalya'da, Olmayan şehirde burada niye olmasın? Evet, mutlaka. İnsan isterse olur. Yani denizden hiçbir fark olmaz, kalmamış yok, sayın, evet, izleyiciler. Artı, evet, doğa harikası, evet, masmavi bir, evet, ortamı var. Yeşillikler, evet, içerisinde artı kuş sesleri, evet, var. Bir de bunun bir artısı daha var. Arkadaşımız da söyledi. Ben gazeteci olarak Gaziantep yöresi halkına, tamam, hepsine
teşekkür ediyorum. Çok misafirperver, evet, cana yakın insanlar, evet, bizi güler yüzlü ve hoşgörüyle karşıladılar. Akşam bizi Tanır muhtarımız, mahallesi muhtarımız ağırladı. Ona da buradan, evet, tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evet. Evet. Bu arkadaşımız da çok güzel, evet, bir insan. Birinci dönem muhtar seçilmiş. Evet. Amacını bu yaşamış olduğu bölgeye hizmet getirmek. Ya, tabii ki hepimizin amacı hizmetti. Amacımız burada bir kalıcı eser bırakmak. Evet. Burada bir faydalı bir şeyler yapmak. Ne mutlu yani bize bırakırsa. Tek amacımız bu değil mi? Tek amacımız bu. Yani bu tabii ki bu belediye başkanları açısından öyledir. Bu her devletin her kademesinde, evet, yani seçildi diye bir hizmet ama bir, evet, eser bırakmak. Turizm Bakanımızı da buradan göreve davet etmek istiyorum. Ben Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak, evet, Ömer Çelik'i, evet, mutlaka gelip buraya turizmle ilgili ne yapabiliriz? Yani burada yat sporları yapılabilir. Her türlü su sporları burada müsait. Yelken yarışları yapılıyor Adana Barajı'nda. Burada, evet, da yapılabilir değil mi efendim? Burada geçmişte Halfeti'de yapıldı motor tekne yarışları, evet, profesör, yani uluslararası. Evet, uluslararası yarışlar yapıldı. Evet. Tabii bunun devamını getirmek istiyoruz. Yani sadece tekne yarışıyla bu yetmiyor. Bütün bugün sporları gelebilir buraya. Bütün sporları. Yani göle yakın bir üniversitemiz var. Evet. Tam şeye bakan, göle bakan. Evet. Su ürünlerle ilgili bir projeler vardır mutlaka. Ben tam orada bilgim yoktur. Bunları tabii ki zamanla daha iyi şeyler bekleyeceğimize inanıyorum. İnşallah olacaktır yani. İnşallah yani bizim gibi yani biz, evet, basın olarak geldik de, buraya. Diğer arkadaşları, evet, da buranın tanıtımına, evet, katkı sağlamasını istiyoruz. Tabii ki sizin, değil mi efendim? Büyük, sizin katkınız daha büyük olacaktır. Evet. Yani basın olmasa zaten için, insanlar basın olmasa bilemez yani, gerçekten yani. Yani en büyük eksiğimiz tabii ki basının bizim işte bu yöneticilere çok iş düşüyor yani, sizlere yani. Evet, evet, yani, evet, yerel, evet, idarelerin genel, evet, yapıtaşı muhtarlar sayın izleyiciler. Evet. Ondan sonra belediye başkanlarımız tabii geliyor. Ki. Tabii ki. Ondan sonra sivil toplum kuruluşları tabii geliyor. Ki. Yani sivil toplum kuruluşları da halk yararına hizmet yapan arkadaşlarımız buraların tanıtımı şimdiye, evet, kadar yapılmamış. Gerçekten maalesef çok yapılmadı. Güzel bir ortam var. Yani, burası daha keşfedilmemiş. Evet, keşfedilmemiş. Çok güzel yerlerimiz var. Daha güzel gezecek zamanımız. Çok güzel mağaralar var. Çoğu mağara yani dağ sporları, evet, evet, çok müsait. Evet. Evet. Mutlaka doğa severleri buraya davet ediyoruz. Evet. Yani çok güzel, evet, mağaralar var. Her taraf mağara dolu sayın tabii izleyiciler. Evet, yani, evet, yerli ve yabancı turistleri de buradan davet ediyorum. Gerçekten, evet, görülmeye değer. İnsan yaşadığı müddetçe en az bir defa buraya biz gelse her yıl buraya mutlaka gelmek, evet, ister. Evet. Yani o kadar ki doğa güzel, insanları, evet, güzel. Evet. Yani o mağaraları gezmek insana çok güzel bir duygu veriyor. Ya, tabii ben ki, çok duygulanıyorum. Bunlar bir tarihimiz bunu. Evet, tarihimizi gün yüzüne çıkarmak. Evet. Yani yeni gelecek insanlara tanıtmak. Bunlar tabii ki bizim için önemli şeylerdir. Evet. Ama maalesef bu biraz geride kaldı. Bunları tanıtım amacıyla biz imkanlarımız yok. Yapamıyoruz. Evet. Bu da yani hep aynı şeyi söylüyor. Yine yerel yönetimlerden kaynaklanıyor. Evet, yerel yönetimler, evet, mutlaka, evet, bu işe el uzatmalı, evet, diyoruz. Bu işte bir başlangıç olur gelecek için. İnşallah. İnşallah daha iyi günler göreceğiz. Bunları da yani daha önümüzde nice güzel yıllarımız, evet, var. Yani yetişen çocuklarımız var. Bu eğitim ile, bu sağlıkta sıkıntılarımız var. Şu anda köyde yaşıyoruz. Buraya bunlar daha önce burada bir tane hastane yapılmış herhalde. O da barajın altında kalmış. Hiç hizmet yapmadan. Öyle dediler. Şimdi öyle efendim, bir şey durum var mı? Efendim? Efendim bizim köyde sağlık ocağımız var mevcut. Evet. Şu anda maalesef kilit vurulmuş. Evet. Neden kilit vurulmuş? Neden kilit vurulmuş? Bu sağlık politikasından kaynaklanıyor. Kimse rencide etmek istemiyorum. Evet. Kimse suçlamak istemiyorum. Nüfus baz olarak sağlık verilmez. Evet. İnsan sağlığı olunca nüfus baz alınmaz. Almaması İnsan var. Sağlığı çok önemlidir. Evet. Bir defalarca sağlık grup başkanlığımıza, il sağlık grup başkanlığına da dilekçeyle başvurdum. Bir hemşireyiz yani istiyoruz en azından. Evet, biz doktoru geçtik. Evet, biz doktoru geçtik. Biz bugün, sağlık görevlisi burası, mutlaka olmalı. Bu köy yazın günde 5000 insan gelir. Bunun nüfusu ne kadar efendim, bu mahallemizin nüfusu ne kadar? 650-700 civarında. 650. Tamam, evet, zaten burada sağlık ve personel olması lazım. Hükümet de bu yönde karar almış. Bir de efendim bitişik iki tane köyümüz var yakın. Evet. 2 kilometre yukarı Çağdak Kızılay'ın. Evet. Toydemir 3 köyümüz. Evet.
yaklaşık bunları birleştirince 2000'e yakın nüfusumuz var. Doğru söylüyor arkadaşımız, evet. Sayın izleyiciler. Bu köyle evet. birlikte etrafta evet. Toydemir, Kızılin, yukarı evet. Çardak köyleri var. Bir de aşağı Çardak. 4 köyün evet. nüfusu kesinlikle evet. 2500'ü geçer. Bu aşağı Çardak'ta bunların tam merkezinde bir köy. Bu merkezi artı bir köy. Burası turizme açık olan bir bölge. Burada herhangi bir istenmeyen bir sağlık şeyi olduğunda şimdi buradaki efendim, arkadaşımız yazın, müdahale eder değil mi efendim? Yazın boğulma vakaları oluyor. Yazın hani piknikçilerin çok geldiği için evet. yol kazaları oluyor. Evet, en yol çok dar. En azından bir erken müdahale, evet. bir kanama, bir yaralama bunlar biliyorsunuz sağlıkta. Mutlaka verilmeli. Onu ben güzel cümlelerle gazetemizde dile getireceğim. Evet. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Sağlık Bakanlığı'na gönderiyorum. Evet. Size göstereceğim evet. sonra muhtarım. Evet. Bu mahallemizin altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı efendim? Sorun yok. Kol evet. eksiklerimiz vardı tamam. Bu arkadaşlarımız bizim eksik kilit taşlarımız var. Evet. Evet. Yani yarım yarım yapıldı. Bunları herhalde ihalesi yapılacak. Tamamlanmasını istiyoruz. İnşallah olacaktır. Olacağına inanıyorum. Tabii bu büyükşehir yasası çıktı. Bizim buralar mahalle oldu. İlk etapta tabii biz de fazla sıkıştırmıyoruz. Sistem daha oturmadı. Evet. Bunları farkındayız. Bu sene böyle geçecek. İnşallah önümüzdeki yıl tüm eksiklerimiz yapacağına inanıyorum. İnşallah. Yani beklemedeyiz biz de. Yeni kuruldu. Yani bizde personel yok, eleman yok diyorlar. Büyükşehir Belediye açıklamalarında biraz sıkıntı. Çünkü alan altyapı büyük tüm köyler bağlanınca ilçelere, büyükşehire büyük yük benildi. Evet. Biliyorsunuz özel idare. Ama geliri de fazla arttı yani. Ya tabii bunun ki. Yani. Geliri de arttı ya tüm şehir olunca. Tabii ki onu tabii ki gelir ama biz evet. bilmiyoruz. Tabii ki bunu köylü vatandaş bunu bilmez. Evet. Sadece ya kilit taşımız niye olmadı muhtarım? Eksiğim hiçbir köyün küçük de olsa sorunlar bitmez. Evet. Tabii ki anlatıyoruz halka. Bunları izah ediyoruz. İnşallah olacak. Buna da inanıyoruz. İnşallah. İnşallah. Efendim taziye evimiz, kültür evimiz var mı? Hayır efendim. Taziye evimiz yok. Köy konağı, muhtarlık odası? Muhtarlık odamız yok. Köy odamız var. Köy odamız var. Köy odamız var. Mutlaka biz bu hizmetlerde yapılmalı diyoruz. Tabii ki şimdi burası evet. artık mahalle oldu. Köyden çıktı, mahalle oldu. Tabii ki taziye istiyoruz, kültür merkezi istiyoruz, muhtar odası istiyoruz. Evet. Yani bunlar olması bunlar gereken zaten şey. Belediyenin sosyal projelerinde vardı seçim çalışmalarında. Biz ki. Bu projenin bir an önce başlamasını bugün istiyoruz. Bugün Mizip'te bir mahallede olması gereken her şeyi biz burada da istiyoruz. Hakkımız evet. vardı. Hakkı mahalle hakkı, oldunuz yani. Var. Madem mahallemiz mahalle var. Olduk, kağıt üstünde evet. mahalle olmak istemiyoruz. Yani yolumuz var, adı var. Evet, yolu var sadece adı, yol. O yapılmış yani, desinler diye yapmışlar evet. sayın izleyiciler. O kadar dar evet. ki evet. çok dar. Yani evet. izah etmeye evet. cümle bulamıyorum. Mutlaka evet. genişletilmesi evet. gerekti diyoruz. Bizim şu anda en büyük sıkıntımız köyümüzün Salih Ocağı'nın kapanması. Onu biz, başlık atacağım biz, efendim. Bizim burada normalde 30 sene önce Süleyman Bey, bugün hani bazen sağlıkta çağ atladın deniyor. Evet. Sağlıkta, eğitimde. Evet. Ama maalesef kapanmayan sağlık ocağı kalmadı. Evet. Çok kalmadı. Bütün sağlık ocakları kapandı. Peki, önceden biz, personel vardı da şimdi bu personeller peki, nereye gitti peki, diyoruz. Peki bu çağ altladı. Bu nasıl çağ? Ben anlamadım. Ben evet. bugün 30 yıl önce gitmek istiyorum. 30 yıl, 30 yıl önce sağlık ocağı vardı köylerde. Şimdi kapandı. Kayıtlarımızda vardır. 30 evet. yıl önce bahsettiğim sağlık ocakta doktorumuz, hemşiremiz, sağlık memurumuz, ebemiz vardı. Değil mi? 30 evet. yıl önce. Hani doğru söylüyor arkadaşlar. Atladı. İlk olarak bir muhtar arkadaşımız evet. güzel bir konuya değindi. Kendini Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi evet. olarak ben teşekkür etmek istiyorum. Abdülbakır isimli muhtarımız, aşağı Çardak mahallesi muhtarımız. Gerçekten bize, biz her muhtarımızın evet. böyle kültürlü, bilgili, evet. aydın olmasını istiyoruz. Evet. Yani 30 yıl önce hakikaten köylerde sağlık ocağı ve doktor, resim hemşiresi, evesi vardı. Ancak 2014 yılına gelmişiz. Köylerdeki sağlık ocakları kapatılmış. Sağlık evleri sadece dahi yok. Sadece sorun bizim köyde değil. Bütün bizim köylerde. Aynen. Bu sorun bütün köyleri kapsıyor sayın evet. izleyiciler. Evet. Bu muhtar arkadaşımıza biz başarılar diliyoruz. Sağ buranın olun. Tanıtımını sağ inşallah gazetemiz aracıyla yapacağız. Bu Birecik Barajı'nın Tuzmek kazandırılması birinci hedefimiz. Büyük doğru mu? Talep ediyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Bize zaman ayırdığınız için.